İsmim Rasim, Rasim Öztekin. Mesleğin nedir? Sanatçıyım kabul buyurulursa. Birinci soru, ailen ne işle uğraşıyor veya uğraşırdı? Ben uğraşırdı bölümünü cevaplıyorum. Annem ev kadınıydı. Babam da özel şirkette yöneticiydi. Eğitimimden kısaca bahsedeyim. İlkokulun Ünifer Hatun İlkokulu'nda okudum. Sırasıyla Galatasaray Lisesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda okudum. Fakat Basın Yayın Yüksek Okulu'nda gazeteci olmayı çok istiyordum. O dönemde üniversite girişlerinde ilk 5 tercihim basın yayınlardı. Bütün basın yayınları yazmıştım. Ama aynı anda da tiyatroya profesyonel olarak devam etmeye başladım. Dolayısıyla basın yayın ikinci planda kalmaya başladı ve ben mesleğimi zaten üniversite sırasında seçmiş oldum. Tiyatrocu olacaktım, oyuncu olacaktım. Bu yandan basın yayına da devam ettim. Hani diploma olsun, kız isterken yarar olur diye. Hiçbir evliliğimde diploma sormadılar ama. Ayvayı okudum yani. Üçüncü sorunuz, küçükken büyüyünce ne olmak istemiştin? Ben küçükken, böyle gençken en çok istediğim meslek tır şoförlüğüydü. Tır şoförü olmak istiyordum. Bizim dönemde Avrupa'ya çıkmak çok zordu. Herhalde biraz da onun böyle büyüsüne kapılarak. Zaten araba kullanmayı da çok seviyorum, şimdi de çok seviyorum. Tır şoförü olmak istemiştim. Dördüncü soru, işinle ilgili en sevdiğin ve en sevmediğin şey nedir? İşimle ilgili sevdiğim şey çok. Ama işimle ilgili en sevmediğim şey gece çekimleri. Özellikle dizi sektöründe ve sinema sektöründe bu çok olur. Gece çekimleri bayağı yorucu oluyor ve zor oluyor. Yapan arkadaşlar da Allah kuvvet versin. Ütopik hayalim bütün dünyanın sosyalist olması. O zaman dünya sanırım daha yaşanısı olur. Bulunduğum en ilginç yer Küba'ydı. Gittiğim ülkeler arasında en ilginç yer Küba'ydı. Muhteşem bir renk cümbüşü. Devamlı bütün sokaklarda gezerken müzik ve çok güzel halkında şöyle bir şey gördüm. Küçücük bir ülke, etrafını Amerika sarmış, Amerika'nın acayip uyguladığı ambargo var. Amerika ile beraber tüm dünyanın uyguladığı bir ambargo var. Ona rağmen elindeki olanaklarla yaşamaya çalışan ve buna rağmen eğitime, sağlığa, gençliğe çok önem veren ve hatta sağlık konusunda da dünyanın ender ülkelerinden bir tanesi ve elinde bütün olanaksızlıklara rağmen muhteşem bir tıp ordusu var. Ve o tıp ordusu 3. dünya ülkelerine de ücretsiz hizmet veriyor. Gidiyorlar. Çok renkli bir ülkeydi. Şimdiye kadar gittiğim ülkeler arasında en değişiği ve aklımda kalıcı olanı Küba'ydı. Başıma gelen en şanslı olay ustam Ferhan Şensoy'la çalışmaktır. Onu tanımaktır. Onunla beraber tiyatro için emek harcamaktır. İnsanlarda beni en çok rahatsız eden şey yalakalıktır. İkiyüzlülüktür. Arkadan konuşmadır. Bana sorulan en gıcık soru, tabii çok gıcık sorular var da ama aklımda kalan ve benim için önemli bir gıcık soru. Evet, kavuğu aldım. Kavuğu aldım. Ustam Ferhan Şensoy'la ilk röportajı veriyoruz. Gazeteciler var. Kavuk kafamda ama yani takıldı ya 5 dakika olmuş ya olmamış. Daha eğreti duruyor yani kafamda. Tam yerleştirmemişim. Sevgili gazeteci arkadaşlarının sorduğu ilk soru.
Kavuğu ne zaman devredeceksiniz? Soru bu. Galiba ben bu yüzden basın yayını bıraktım. Yani o mesleği yapmadım. Anlamsız bulduğun halde çok popüler olan bir şey var mı? Vallahi ülkede anlamsız gördüğüm bir sürü şey acayip popüler. Sanatçılardan da söz edebiliriz. Bir de en çok gıcık olduğum şey şu sıralar o YouTuber'lar. Onlar bir acayip yani. Kötü bir örnekler. Maalesef gençlerin bir kısmı da onları örnek alıyor, idol olarak alıyor. Ya bir tanesini geçen gün seyrettim, felaket bir şey. Ya YouTuber'da tıklama sayısı çoğalsın diye depremde can çekişen insanların taklidini yapıyor. Yani oha, en iyi yaptığın şey nedir? Pilavı çok iyi yaparım. Tuhaf bir huyum var mı? Pilava limon sıkarım. Hayatımda bir dönüm noktası var. Şöyle ki, hastalandığımda, hastaneye düştüğümde, 2 ay hastanede kaldım. Bunun uzunca bir süresi yoğun bakımdaydım. Ama yoğun bakımdayken aklım falan yerindeydi. Yani öyle baygın bir halde değil. Önlem olarak yoğun bakım almışlardı. Bilincim falan yerindeydi yani. Orada bir sürü şeyler düşünüyorsun. Bazen sabah selam verdiğin adam öğleden sonra olmayabiliyor orada. Gece 3'te 4'te acayip bir gürültüyle uyanıyorsun. Yeni bir hasta getirilmiş. Devamlı orada bir şoklar yaşıyorsun yani. Orada çok şöyle bir düşündüm. Hayat nedir diye. Ve hastaneden çıktıktan sonra hayatımda parazit gördüğüm herkesi silip attım hayatımdan. Ciddi bir rahatlıkmış. İlk paramı yine tiyatrodan kazandım. Oyunculukla kazandım. Lise son sınıftaydım. Profesyonel olarak orta oyuncularda oynamaya başlamıştım. Maaşım vardı. İlk maaşımda o zamanın parasıyla 17 bin lira mıydı neydi? O zaman 17 bin lira falan. Tabii iyi bir para. Şimdiki 17 bin liraya eşit bir şey değil. 79'dan bahsediyorum. Dolayısıyla tiyatrodan aldım ilk paramı. İlk paramı aldığımda ilk yaptığım şey de babama artık harçlık verdiğinde harçlığa gerek yok. Ben paramı kazanmaya başladım dedim. Ve ilk yaptığım şey o günden itibaren artık ailemden harçlık almadım. 15. soru, en çok gitmek istediğin yer neresi? Aslında gitmek istediğim yer o kadar çok ki yani görmediğim her yere gitmek istiyorum. Ama bu olası değil tabii. 16 soru, büyük ikramiye sana çıktı. Ne yaparsın? Zıvanadan çıkar mısın? Büyük ikramiye tabii bunu çıkmadan cevaplamak çok zor. Çıksın, zıvanadan çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum? Bakmak lazım o zaman. Yani ben de merak ettim şimdi. Gidim hemen büyük ikramiye için bilet aldım ama şu anda Milli Piyango'ya da güvenim yok. Çok acayipleşti o işlerde. Ben aslında Milli Piyango falan almıyorum. O tip bahis oyunları oynamıyorum. Zıvanadan çıkmamak için belki. Çünkü emeksiz kazanılmış her para insanı zıvanadan çıkartır. Önemli olan parayı kazanırken emek harcamaktır. 17. soru, burçlara inanıyor musun? Burcun nedir? Evet, astrolojiye inanıyorum aslında. Yani öyle çok da böyle şey olmamak kaydıyla. Yani hastası değilim astrolojinin ama inanıyorum astrolojiye.
etkisi olduğuna inanıyorum yaşantımızda. Burcumda Oğlak. Kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Burada güzel bir çizgi oldu ya. Böyle bir çizgili mi otursam acaba? Bak, Oğlak burcu mu bu, nedir? Aa, ne güzel oldu çizgili. Aa, çok iyi. Böyle yapınca çizgi gitti. Oğlak burcu, çizgisiz Oğlak burcu, çizgili Oğlak burcu. İsteyip de yapamadıklarına ne sebep oldu? Sürekli karşına çıkan bir engel var mı? Aslında isteyip de yapamadığım bayağı bir şeyler var. Yani hem hayata dair, hem oyunculuğa yani mesleğime dair yapamadığım şeyler oldu, var. Fakat bunların hiçbirini öyle bir takıntı haline getirmiyorum. Eğer belli bir müddet bir şey yapamıyorsam onu es geçiyorum. Yoksa orada takılı kalıyorsun. O da çok kötü. Onun için belli bir müddet işte şunu yapacağım, şunu yapacağım falan diyorum. Ha, yapabilirsem yapıyorum. Zorluyorum. Oldu, oldu. Olmadı. Hemen başka bir projeye geçiyorum veya başka bir şeye geçiyorum. Çünkü orada takılı kalmamak lazım. Orada takılı kaldığın zaman bir başka projeye geçemiyorsun. Hep kafan orada oluyor. Onun için hiç takılı kalmam. Devam ederim hayata. Aile büyüklerimin benle ilgili anlattığı anılar çok da en çok abim bir anımı anlatır. Şöyle ki, ben daha çok küçük kundaktayken abim beni iki elinden alıp böyle havaya kaldırmış. Böyle böyle ooo canım varım bana falan diye oynarken ben de çıplağım öyle oynarken abimin ağzına işemişim. Evet, abim devamlı bunu anlatır. Hatırladığın ilk an nedir? Yani 60 sene falan öncesini soruyorsunuz. Çok acayip. Hatırladığım ilk an, ebem çok güzeldi. Herhalde. Galiba. Mutlaka. Tabii. Küçüklüğünde yaptığın utanç veren bir olay var mıydı? Şöyle diyeyim. 5-6 yaşlarında falandım. Yazlıklıydık Bostancı'da. Yan komşumuz vardı. Ağacın arkasında o da benimle aynı yaştaydı. Kız arkadaşım vardı. Yanağından öpmüştüm. Sonra utancımdan o günden sonra kızın bir daha suratına bakamadım. Küçükken bir lakabım vardı. Ben çok küçükken Nişantaşı'nda top oynamaya giderdik. Bir okulun futbol sahası vardı. Şiterak Lisesi. Ben de o zaman üstümde Galatasaray forması var ve 5 numara yazıyor. 5 numarada o sırada Galatasaray'da. Geçenlerde öldü. Allah rahmet eylesin. Talat vardı. Talat'a da lakabı Galatasaray'da oynarken Koçero Talat'tı. Bana da Koçero demeye başladılar Nişantaşı'nda böyle esnaf. Hop Koçero falan geçiyor. Koçero nasılsın? Koçero mu? Ha? Öyle demeye başladı ama esas lakabımı ben Galatasaray Lisesi'nde aldım. Rasim Baba. O zamanlardan beri bir baba lakabım var. Yani demek liseden beri, ortaokuldan beri böyle bir babacan bir baba bir tipim var. Demek ki o zaman da bana Rasim Baba demişler. Şimdiye kadar hala grupta Rasim Baba olarak devam eden lakabım. Yani o en oturmuş lakap bu tabii. 23 küçüklüğünden günümüze taşıdığım bir eşya var mı? Aslına bakarsanız ben hiç arşivci bir tip değilimdir. Yani yaptığım işlerin çoğunun bile bende herhangi bir şeysi yok, arşiv kalıntısı yok.
Bu huyuma da çok gıcık oluyorum aslında. Ve yaş ilerledikçe aslında arşivin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ama çok geç. Şimdi Google'dan ne kadarına ulaşabilirsem o kadarına ulaşabiliyorum. Maalesef çocukluktan bu yana taşıdığım herhangi bir eşyam yok. 24. soru, yakın zamanda ilginç bir şey öğrendim mi? Evet, geçen gün ilginç bir şey öğrendim. Belgesel seyrederken at nalı yengecinin kanının mavi olduğunu öğrendim. İlginç ve ciddi olarak da ilaç sektöründe aranan bir kanmış. Litresi 15-20 bin lira olan bir kanmış. At nalı yengeci de çok eski, yani dinozorlardan daha da eski dünyamızda olan bir hayvan ve nesli bugüne kadar gelmiş. İnşallah onu da tüketmeyiz. Arka planını çok merak ettim. Gizemli olay şu. Ben Washington'un kapalı kapılar arkasını çok merak ediyorum. Tüm dünya oradan yönetiliyor çünkü. Ama oradaki oyunları, santranç hareketlerini falan çok merak ediyorum. Düzenbazlığı da tabii. Biraz tembelim ya. Tembelliğimi değiştirebilirim, evet. Tembelliğimi değiştirebilirim. Tembel bir tipim var benim. 27'nin soru, en yakınındaki kişide tek bir şeyi değiştirme şansı olsa neyi değiştirirdin? Hiçbir şeyini değiştirmezdim. Yani madem o öyle ve o kişi o haliyle benim yanımdaysa ben demek bundan memnunum. Yani değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Değiştireceğine memnun olmadığın yerden sen gidersin. Memnunsan bulunduğun yerde etrafındakilerden o zaman değiştirmeye gerek yok. Geriye dönüp baktığında seni yetiştirenlerin yanlış yaptığını düşündüğün bir şey var mı? Ebeveynlerim beni yetiştirirken yanlış yaptığı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben gerçekten özgür bir ortamda yetiştim. Mesleğimi seçerken de özgürdüm. Kimse karışmadı. Ne yapacaksın, ne edeceksin diye. Beni yönlendiren de olmadı. Ben kendi kendime kendimi yönlendirdim. Yaptım, o dönemde yaptığım hobilerim, meraklarım, şunlar bunlara da hiç karışan olmadı. Dolayısıyla özgür bir ortamda yetiştim. Ve bundan dolayı ebeveynlerime de teşekkür ediyorum tabii. Sadece işte ben tiyatroya başladım 5 yıl falan olmuştu. Profesyonel olarak tiyatro yapıyordum, para kazanıyordum. İşte daha önce de belirttiğim gibi artık yani lise sondan itibaren lise sonunda dahil olmak üzere hiç evden harçlık da almıyorum falan. Yalnız annem işte bu 5 senedir tiyatro yapmama rağmen devamlı bana şey sorusunu soruyor. Yavrum sen ne zaman bir işe gireceksin diyordu. Ben de diyordum anne yani işteyim. Ya öyle iş olur mu, siz oyun oynuyorsunuz diyordu. Tiyatroyu bir oyun olarak gördüğü için siz oyun oynuyorsunuz diyordu. Aslına bakarsanız kadın da haklıydı. Yani biz oyun oynuyoruz, evet hala oyun oynuyoruz. Biz bir türlü büyememiş çocuklarız, oyuncular. Asla lafını ben çok kullanmam. Yani asla bunu yapmam, asla onu yemem, asla şunu yapmam falan diye. Hiç asla lafını kullanmam. Zaman ne gösterir, hayat ne gösterir hiç belli olmaz. Bu yüzden de asla lafını kullanmadığım için de yaptığım şeyler vardır ama aslası yoktur önünde yani. Ha, istemeden yaptığım şeyler olabilir ama asla lafını kullanma. Seni ne ağlatır? En son ağladığın olay ne? Ben aslında duygusal bir adamım. Yani ağlamam da boldur bu yüzden. Anılar falan mesela daha bu sabah ağladım. Çok sevdiğim bir arkadaşın, çok sevdiğim annesini kaybettik. Bu yüzden ağladım. Çünkü bana da emeği vardı. Biz gençken çok çilemizi çekti. Bize yemekler yaptı, yedirdi. Bu sabah onun vefat ettiğini öğrendim.
ve ağladım. Allah nurlar içinde yatırsın. Dedikoduyla aram iyidir. Yani dedikodu olduğu zaman dinlerim ama ben dedikodu yapmam. Ama dinlerim. Katılırım yani. Aşkla ilgili düşüncen nedir? Aslında aşk başlangıçtır. Aşk neyin başlangıcıdır? Birlikteliğin başlangıcıdır. Birbirini sevmenin başlangıcıdır. Birbirine saygı duymanın başlangıcıdır. Birbirine destek olmanın başlangıcıdır. İyi günde, kötü günde. Saygının başlangıcıdır ve yoldaşlığın başlangıcıdır. Bunların hepsi olduğu zaman zaten aşk oradan kalkmış olur. Aşk görevini tamamlamış olur. Seni güzel bir mutluluğa bırakır. 36. soru. İlk ünlü platonik aşkın kim? Son ünlü platonik aşkın kim? Aslında ayıptır söylemesi. Ben ünlü olduğum için etrafındaki herkes de 3 aşağı 5 yukarı ünlü. Dolayısıyla onlardan birininle platonik aşk yaşadığım zaman ünlü platonik aşk yaşamış oluyorum. Ama ben platonik aşk yaşamadım. Yaşamayı da sevmem. Yani platonik aşkın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Birisini seviyorsun, onun ondan haberi yok falan. Böyle bir abuk bir durum. Yani ben birini seveceksem onun bundan haberi olması lazım. Artı onun bundan haberi yoksa zaten ben onu sevmem ki. Yani platonik aşk hayır bence değil yani. Her şeyin garantisi olması lazım. Ben onu seveceğim. O da onu bilecek. Bilmezse ben sevmem zaten. Gurur duyduğum bir özelliğim var mı? Ya gurur duymuyorum falan ama mesela ben şeyi seviyorum. Halktan bir tip olmayı seviyorum. Halkın içinden bir tip olmayı seviyorum. Yani yolda yürürken bana Rasim Baba, Rasim Abi falan demeleri hoşuma gidiyor. Onlardan biriyim ben. Yani o hoşuma gidiyor benim. Ya ama bu yani gurur verici bir şey değil. Sadece hoşlandığım bir şey yani. Etkilendiğim bir sanatçı ya da eserden bahseder misin? Ya o kadar çok var ki. Yani etkilendim derken ilk başta tabii ki ustam Ferhan Şensoy'dan çok etkilendim ben. Tiyatroya başlarken, tiyatroda oynarken ondan çok etkilendim ve çok şey öğrendim. Bunun yanı sıra tabii ki yani yazar olarak da etkilendiğim çok kişi var. Mesela John Steinbeck var. Çok etkilenme. Ernest Hemingway. Bunlardan mesela çok etkilenmişimdir. Dostoyevski. Yani ben daha çok o yazarlardan etkilenmişimdir. Aslında ben yanlış bir keşke... Bak 61 yaşına geldim şimdi diyorum. Ben ya edebiyata mı dalsaydım acaba? Yanlış yerde miyim? Yani tabii işin şaka tarafı. Oyuncu olarak da etkilendim. Çok kişi var aslında baktığınız zaman. Özellikle sinemada. Çok kişi var. Şimdi kişiler de söylüyor. Şimdi Robert De Niro diyeceğim. Bu sefer Al Pacino alınacak falan. Yani ne bileyim bir isim de vermek istemiyorum. Onun için yani ne bileyim ben. Herhangi bir şeyi şok diye öğrenebilecek olsam bu ne olurdu? Bu büyük bir ihtimalle bir müzik aleti olurdu. Yani gitar, piyano gibi müzik aletlerini çok çalmak isterdim. Bir an önce oturup, bir an önce öğrenip kalkmayı çok isterdim. Ben gençken davulla ilgilendim, bateri çaldım ama çok iyi çalamadım. Yani
mesela onda inat etseydim, onda ben baterist olacağım falan deseydim, şu anda herhangi bir pavyonda baterist olarak çalışıyor olabilirdim en azından. Ama yani çok da o konuda kabiliyetli görmedim kendimi, bıraktım. Bir de baterinin şöyle bir de şanssızlığı var. Tek başına çalınacak bir alet değil. Yani mesela ne bileyim gitarın oluyor, gitarını alıyorsun. Böyle arkadaşlar hep birlikte toplanmışsınız, tak 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 çalıyorsun falan. Gayet güzel. Ha, onlar eşlik ediyor. Davul da bu olacak gibi değil. Yani davul pratik bir şey değil. Yanında taşı götür falan bir durumun da yok. Bir de hani götürdün, zenginsin, adamların var, davulunu seninle beraber taşıyorlar falan. Kuruyorsun, ne çalacaksın abi? Bir ritim bir iki kere çalınıyor, üçüncüsü sıkar yani. Dolayısıyla bir piyano veya bir gitar çok çalmak isterdim. Ama artık çok geç tabii yani, çok geç. Mesela kanun da çalmak isterdim ya. Kanun da çok güzel bir alet, çok güzel. 49 yaptığım bir şey için özür dilemen gerekirse kimden özür dilerdin, ne için? Yani yaptığım bir şey için özür dilemem gerekiyorsa kime ne yaptıysam ondan özür dilerim. Ne için yaptığım şey için özür dilerim. Kusura bakmayın ama 49'un soruya kadar geldim. Bu soru çok saçma. Acayip saçma yani. Yani birisine bir şey yapmışım. Onu özür dilemeyeceğim. Gideceğim başka birine mi özür dileyeceğim? Abi Mehmet'e şöyle bir şey yaptım. Onun özrünü sana yani çok saçma bir soru bu. Ve son soru, 50. soru. Hayattan aldığın en büyük ders nedir? Hayattan aldığım en büyük ders hayatını onurlu bir şekilde sonlandırmaktır.